Gel anne. Yemeğe başlamadan önce izninizle birkaç bir şey söylemek istiyorum. Amca, sana bugün yardım edemedim. Ama gerçekten işlemlerin bu kadar uzun süreceğini tahmin etmemiştim. Mezuniyetimi özellikle bugüne yetiştirmek istedim. Babamı andığımız bu sofrada, herkesin önünde ona gururla diplomamı aldım demek istedim. Çok hakkını ödeyemem dedi. Biz üzerimize düşen vazifeyi yaptık doktor. Ben de vazifemi yapacağım dedi. Hem anama, hem babama, hem size, hem de bu toprakların bir evladı olarak vatanıma. Şehit bir babanın oğlu olarak bugün diplomamı alır almaz askerlik şubesine gittim. Yoklamamı yaptırdım. Yeni cep dönemine adımı yazdırdım. Askere gidiyorum. Hep. Oğlum. Yemin töreninden sonra da sevdiğim kıza vazifemi yerine getireceğim. Allah'ın emriyle onu ailesinden isteyeceğim. Şeyler ulu orta konuşulur oldu Ömer Efendi. Benim kimseden saklayacak bir şeyim yok babaanne. Askere gidip geleceğim ondan sonra... Kes sesini! Anne sonra konuşalım. Neyini sonra konuşacağız? Neyini? Zaten bunca şey başımıza. Sonra konuşmaktan gelmedi mi? Sen niye susuyorsun? Ha? Sen nasıl susayım Cumali? Az bir şey de. Eyvahlar olsun. Kıyamet kopucu vallahi. Yemekler yendi madem. Çayı helvayı dağıtın oğlum. Ocağımız yangın yerine dönmüş. Sen hala çayın, çorbanın, helvanın derdindesin. De bir şey hele de. Ben buraya oğlumu anmaya geldim. Bu mevzuları konuşmanın ne yeri ne sırası. Sen onu torununa diyeceksin. Torununa diyeceksin sen onu. Yeter Cumhuriyet Hanım. Herkesin yolu açık olsun. Ama atalarını saymayanlar sanmasınlar ki döndüklerinde sıcak bir ocak bulucular. Da böyle biline. Ya ne bekliyorsunuz? Dağıtsanıza çay helvayı hadi.
Rahmetli Hüseyin abi çok iyi adamdı. Halil abi de iyidir böyle sakin, ağırbaşlı ama... Hüseyin abiyi tanısan çok severdim. Muzip, şakacı, hayat dolu biriydi. Allah rahmet eylesin. Yani. Keşke gitseydin yemeğe Mithat. Ya Halil abi çağırdı aslında Seyran'la birlikte gelin diye de... İşte akşam akşam canımızı sıkarlar diye. Benim yüzümden ailenle arandaki bütün köprüleri yıktın, farkında mısın? O nasıl söz Seyran? Bundan sonra benim ailem de, hanem de sizsiniz. Böyle herkesi geride bırakırım. Eğer seni kabul etmiyorlarsa evet, herkesi geride bırakırım. Sen bunları yük etme kendine, tamam mı? Şşş. Tamam Defne, tamam. Ne olursun üzme kendini yavrum. Tamam, ona ne oldu? Üzmeyeceksin kendini. Gideceğiz şimdi birazdan, tamam mı? Üzülme, üzülme güzel kızım. Amca ben bir gideyim, bak konuş. Ömer, ortalık yeteri kadar gergin. Hadi. Amca çok üzgünüm, bir... Hayır, hadi sonra konuşursun, gel. Hadi. Kendimi yıpratma Defne. Rahat mısınız? Hı? Evimizi yangın yerine çevirdiniz de. İşiniz rahat etti mi? Zuhur teyze lütfen. Lütfen Defne'nin üstüne gelme. Onun hiçbir şeyden haberi yoktu. O da şimdi öğrendi. Kızım, kabahatliyken günahsızım demek... sizin ailenizde huy olmuş. Ya sen? Daha birkaç saat evvel ayrıldık dedin telefonda. Şimdi ne oldu? Buraya gelince evleneceğinizi öğrendik. Ne yapıyorsun? Bırak! Ana bırak! Bırak kandırıyız. Bırak. Ha? Hala. Zümrüt Ana. Bırak dedim. Bırak kızımı. Ana. Zümrüt Ana. Sana da. Bırak kızımı. Seni doğuran anana da. Lanet olsun. Ana hiç yakışıyor mu sana? Cumali. Ya gereğini yap. Ya da ben yapacağım. Zümrüt. Bak ahiretlik değil. Ahde vefan varsa sus şimdi. Oğlum mezarda. Bugün acıları anma gün. Acılarımıza acı katanlar susacağım. Ben ana. Babaanne yeter! Sakin. Mahmut, herkesi konağa götür. Orada konuşuruz. Tamam baba. Cumali buradan gidecek. Yahu araba burada diye diyeyim. Hasbinallah. Ya merakımdan peşinden gelmeyeyim ha, götüreceğim diye söz verdiğim için. Söz verdiğinde değil mi? Oho Seyit Ali Usta. Bu kulaklar ne sözler işitti bileyim değil mi? Gah ağladı gah güldü işittiklerinden. Lakin bugünkü fena acıttı, fena.
Ya başım selamette kalsın diye evi barkı terk edeyim yine karşıma dikililer ya. Hem ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Bizi eyleyen de başlayan da kalmayık ha. Gerçi kime diyeyim? Sen başlarında durdun da ne oldu? Ya ağam sen ne diyorsun ya? Sanki Ömer'e ben dedim git askerlik şubesine başvur ya. Onca kalabalığın içinde gel kızı iste dedim. Bana bak ortada bir arıza varsa o senin kanından. Yine kabahati bana bulma. Seydal Usta, aklını başına devşir. Bütün kabahati benim torunuma yıkayın abi. Sanki senin torunun sütten çıkma ak kaşık. Neyse, biz bu hikayeyi yıllar önce beraber okuduk, yollarımızı da ayırdık. Benim aynı şeyleri bir daha yaşamaya niyetim yok. Tamam mı? Kim kimi alayı, kim kime kimi veriyi beni ilgilendirmiyor. Beni rahat bırakın yeter. Ne diyorsun sen Cumali ya? Ha? Torunun kızı istedi diye bize hemen verecek mi? Ya arkadaşım ne ederseniz edin, ne ederseniz. Hadi selametle, selametle. Bana bak Cumali. Bu iş böyle yarın kalmaz, bilin değil mi? Ömrüm başıma geçti duyduklarımdan. Sebep olanları Allah'a havale edeyim. İlenme ana. Dönüp dolaşıp bizi bulacak. Al annemleri eve götür. Amca. Hadi. Anne ben arabaya hazırlıyorum. Doktor. Doktor. Haydi. 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 Tamam. Hadi hala. Biz de yavaş yavaş gidelim. Hadi çocuklar. Yavaş yavaş kalkın size gidelim. Abi benimle kalacak çocuklar bu akşam. Melek sen babamın dediğini duymadın herhalde. Biz beraber kalacağız abi. Tamam. Adamın damarına bastınız, bastınız. Ben size söyleyeyim, daha da sözünden çıkarsanız annenizin damını vallahi başına yıkar. He. Söyle Allah aşkına sen bu gece bu işe karışma. Defneciğim bravo. Bravo, annemle dedemin arasında köprü olalım deyip ilk fırsatta bombayı patlattın. Benim bir suçum yok Kerem. Mahmut, hadi biz gidelim. Çocuklar bu akşam Melek'le kalsınlar. Gözü görmezse babanın öfkesi diner. Hadi. Ya neden kimse beni duymuyor? Ben bir şey yapmadım anne. Biliyorum ben kızım, ben biliyorum. Tamam ben biliyorum. Ben inanıyorum sana Defne. Tamam falan değil. Niye herkes bana suçluymuşum gibi bakıyor ya? Tamam, tamam madem dedem konağa çağırıyor gidelim konuşalım. Kızım. Anne, ben suçlu değilim. Benim kaçacak bir şeyim yok. Tamam, tabii ki yok kızım. Yok. Cumali dedem niye gitti? Kerem. Kendim olmayacak mı? Hadi madem sen de git onlarla. Niye ya? Oğlum ne olur Defne'yi yalnız bırakma. Ben şimdi gelirsem daha çok büyüyecek olay. Kazayı Defne Hanım yapsın, hava yastığı ben olayım. Kerem. Tamam annem, tamam. Sen üzülme. Beni habersiz bırakmayın. Yazıklar olsun sana. Zahmet oldu sana da. Ne zahmeti Kenancığım? Senin de evin burası, hep söylüyoruz. Tatlım tuz bitmiş ha, alır mısın? Ha. Ya kardeşim, Han'da o kadar büyük yemek veriyorlar herkese. Bir tanesi de çıkıp demiyor ki... Kardeşim siz de Allah'ın kulusunuz, gelin beraber yiyelim ya. Biz de kendi yemeğimizi kendimiz yeriz, tamam. Yenge sağ olsun. Hiç hazmedemiyorum ya Kenan'ım. Geçen akşam olanları. Yani adam halen Melek'in peşinde. Bir de dikleniyor. Bir dakika ya. Sana ne Melek'ten? Bitmeyecek bu kızın kahrı. Şu haline bak ne kadar da üzgün.
Allah yardımcısı olsun. Ömer'in yaptığı iş değil tabii. Hoş çocuğun üzerine biraz fazla yüklendiler ama. İyi ki Zehra'yı Ankara'ya götürdük. Evleneceklerini duysaydı mahvolurdu. Melek. Ya sen ne yapıyorsun Melek, Melek? Ne olacak Mirza ya? Hayır, bırak. Elbet yapacağız. Ne var bir şey yoksa? Bırak, bırak, bırak. Lütfen, tamam lütfen. Mı? Bırak, geç, 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 geç. Elbet toplayacağız. Ya biz hallederiz. Geç. Gel. Gel Melek. Çok yoruldun sen de. Ya otur şöyle. Bir şey yok zaten. Ha, gördün değil mi? Yine faturayı bize kestiler. Defne'nin hali yani gencecik benim kızım daha böyle herkesin içinde azarlanılır mı? Bir de hırpaladı çocuğumu. Ne yapacağını şaşırdı yavrum. Perişan oldu. Ya tamam Ömer hatalı, ben de kızdım ona. Emri vaki yapmak da nedir böyle bir gecede bir de. Alacağı olsun. Biz de kalkmış Halil'le. Ya su engel tanır mı Melek? Ha? Dağı taşı aşar, enginine kavuşur. Öyle değil. Aynen. Biz su değilmişiz demek ki Mirza, değil mi? İki koca dağ yan yana gelir. Gelmemişti. Cesaretin odu umuttur. Sen niyetine can üfle. Hele ya nasip de, bak yüce Allah yolu nasıl açıyor. Gözümüzden sakındık biz seni. Göğünümüzde sakladık. Bir dediğini iki etmedik. Kendi göbeğini kesip de ulu orta ilan etmek mi bize reva gördün? Bu kadar mı düşman belledin bizi? Ben kimseye düşmanlık etmedim. Karşıma dikilmeseydiniz, keşke bana el verseydiniz de ben de sizi böyle ezip geçmiş gibi olmasaydım. Neyin elini vereceğiz? Oğlum neyin elini vereceğiz? Koskoca şehirde sevecek bunca kız varken Karadağların kızına göğününü kaptırdın. 20 yıl. Tam 20 yıl bu evin içinde gün yüzü görmeden yaşadık biz. Sebep onlar. Acılar neşemizin üstüne kara basan gibi çöktü. Sanki bilmeyin. Bilmiymiş gibi. Şu yaptığına bir bak. Yazıklar olsun sana. Ben Defne'yi kim olduğunu bilmeden sevdim. Ortalığı karıştıran hep sizdiniz. Siz benim mutluluğumu istemiyorsunuz ya. Ben bunu anladım. Ben sizin kanınız mıyım, kanlınız mıyım belli değil. Ömer. Ömer anneciğim. Ha, onca laf etti. Sen de arkasından git ki iyice yüz bulsun. İnsan evladının arkasında durmazsa ona ana denir mi hiç? Bir tek sen anasın yani Bildan Hanım. Bir tek sen anasın. Biz ana değiliz tabii. Herkesin doğrusu kendi vicdanı ana. Oğlum hayatını yolunu çizmiş. Benim yerim de onun yanıdır. Dua okunurken şöyle bir babamlara baktım da masanın başında yine yan yana gelmişler eskisi gibi. Çocukluğumuz aklıma geldi. Aynı şeyi düşünmüşüz. Nasıl şenlikli olurdu değil mi bayram sofralarımız? Hadi bu ay için toplanıyoruz dediklerinde arabayı ilk biz doluşurduk. Acaba benim için de bir araya gelirler mi böyle diye düşündüm. Arkamdan dua okuyup rahmet dilerler mi Melek? Yapma Melek. Er geç hepimiz yaşayacağız işte. Ya Allah sıralısını versin. Tövbe tövbe. Çocuklarıma baktım. Babamın onlara kanat açışına. Kadriye bile çok seviyor artık onları. Gözüm arkada kalmayacak. Nereden çıkarıyorsun bunları şimdi ya? Ya evet Allah aşkına yapma şunu kendine. Keşke yok sayınca yok olsa Başak ama nafile. Biz galiba yapalım derken yıkıyoruz. Ömer evlilik lafı edince babamın Defne'ye bir bakışı vardı. İçim yandı.
Defne'm de perişan oldu. Bakma Ömer de arada kaldı. O da çırpınıyor. Bak, onların yaptıklarına üzülmek yerine onlardan kuvvet almalıyız. Anladın mı? Yanlış olmadığını biliyorlar. Dağ gibi dimdik duruyorlar. Öyle Ömer birdenbire söyleyince tamam ben de kızdım. Babamlar meydan okuyor gibi zannettiler. Ama belki de doğruydu yaptığı. Bizim saygıyla durduğumuz yeri basiretsizlik sanıyorlar. Ya ortalığı ayağa kaldıralım demiyorum. Ama biz sabırla yürümeye devam edelim. Tamam mı? Melek. Melek. Tamam sakin ol. Başını öne doğru eğ. İhsan. Tamam Melek'cim. İhsan arabayı getir. Başını tamam. Öne İhsan. Sakin ol tamam mı? Tamam sakin. Sakince kalk şimdi. Öne öne. Sakin gel. Halit şöyle gel. Al. Gel. Başını öne eğsin. Tamam. Tamam. Gel şöyle. Gel. Gel gel gel. Başını kaldır onu. Ver ağırlığını bize. Yanımdayım korkma. Tamam. Başını. Alpay Allah aşkına bana palavra okuma ya. Sen baya baya Melek'le Halil yan yana geldi diye sinirleniyorsun. Dövüşmek istiyorsun ya. Sen gitti kavga çıkardın değil mi? O yüzden yüzün gözün bu halde geldi. Ya itin biriyle dalaştım diyorum ya. Allah Allah. Yenge sen yanlış anladın. Kardeşimin derdi Melek değil çocuklar. Allah aşkına ya. Onun bahanesi çocuklar lütfen ya. Melek'e soralım ya. Bakalım kim doğruyu söylüyormuş. Dur bakalım. Ne yapıyorsun ya? Ne ya yapıyorsun? Bırak. Allah Allah akşam akşam başıma musallat edeceksin Melek'i. Çok sevseydin boşanmazdım herhalde. Onu da çok güzel hallettin ya. Ya gittin sahte evraklarla boşandın. Anlatma bana. Ben müsaadenizi isteyeyim. Kenan'ım ben geçireyim seni. Kenan dur bir dakika. Ya al. Aile içinde yalanlamaz alayım. Yenge yemek için teşekkür ederim. Afiyet olsun Kenan. Beni yaramaz herhalde değil mi? Sanmam. Sakince çöz işi. Ev ne kadar huzurlu olursa sen de o kadar huzurlu olursun. Tamam mı? Ya sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Benim bir düzenim var. Evliyim ben. Hayır, hayır, hayır. Bak mümkün değil böyle bir şey. Hayır. Bak sen benim sınırlarımı çok zorluyorsun. Hayır canım sana. Zorlama beni. Kim zorluyor seni? Sen. Sen benim sabrımı çok zorluyorsun artık. Bak yeter. Melih aradın değil mi? Korktun mu? Ne korkacağım ya? Arkadaşım, tamam mı? Benim senden korkacağım bir durum yok zaten. Hesap veremeyeceğim bir durumum da yok. Sen kendine bak. Tamam, benim de kavga etmek otamda oldu tamam mı? Yatıp uyuyacağım. Evet, uyuyacaksın. Uyuyacaksın ama işte burada değil. Al bakayım sen bunları. Ya ne diyorsun Funda aşkım? Hadi. Hadi bakalım alışıksın sen zaten. Hadi. Ya Funda, Fufucuğum. Hadi canım hadi. Hadi iyi geceler. Saçmalama. Funda saçmalama. İyi geceler. Bir dinle beni. Bu ne ya böyle? Görevimizde mi? Babam yine gelmedi. Ya o da Cumali amca gibi giderse? Ha? Of. Of ki ne of hala. Of ki ne of. Allah bebeğim dedesine hasret kalıcı diye korkayım ha.
Adriye, sen bugün çok üzüldün kızım, çok yoruldun. Hadi git dinlen, hadi. Hadi. Halam doğru söylüyor Adriye. Sen yoruldun bugün, hadi. Gidelim de yatalım biz. Susayım diye böyle konuşayım bileyim de. Kim ne derse desin, aha bak buraya yazayım. Gümbür gümbür geliyor fırtına. Ya tamam hadi, hadi biz gidelim. Saat de geç oldu zaten, hadi. Hadi gecen güzel olsun Ahmet. Etmeyeceğiz. Hı? Cumali binlerce laf söyledi. Hepsinin altında kaldım ben. Ömer'in ettiği laftan sonra adamın ciğeri yandı. Bir tek onun mu yandı abla? Hı? Onlarca lafı söyledi, ben sustum. İçime koydum, buraya geldim. Şimdi ben içimi kime dökücüm? Gel otur. Gel otur. Gel bir soluklan. Ömer'in ettiği laflardan sonra ben Cumali'nin gözündeki acıyı gördüm. Acı elbet sızacak bir yer bulur. Ama sızdığı yerden gönüle akmışsa yapacak bir şey yoktur. Herkesin şimdi ulu orta ortaya çıkıp da ben evlenmek istiyorum demek hangi gelenekte var? Ömer herkesi kırdı. Herkesi. Yerden göğe kadar haklısın. Gençlik ayıbı örtmez. Gerçi Beksuz bizim kızdan Ömer'e böyle cesaret vermese hiç ortaya çıkabilir miydi? Esip gürleyince ne olucu? Olacakların önüne geçebilecek mi? Hazır damına sığınmışlar. Abla, evimizi aldık diye yanlışlarına çanak mı tutsak? Ya ben öyle mi diyeyim? Kanatlarının altında tut ki akıllarına estiği gibi hareket etmesinler. Heh, dedem de gelmiş. Görüyorsun değil mi? Kafanıza göre iş yapıyorsun, sonra da... Kerem, haberim yoktu diyorum. Neden anlamıyorsun? Ya Ömer'in kendi kendine yükseldiğine inanmamı mı bekliyorsun? Komşun Defne. 7/24 konuşuyorsunuz. Ya benim haberim olsa sana söylemez miyim? Annemin halini görmedin mi? O konuya girme. O konuya girme. Annemle dedemi barıştıralım dedin, tamam dedim. Ha ama madem senin Ömer'le gizli planların vardı... Kerem, plan yok ya. Ne saçmalıyorsun sen? Of! Sampon. Say, Felek Hanım. Hastanızda bunlar çok normal. Her zaman karşılaşıyoruz. Yeter ki sakin olun. Kanamayı durduracağım ben. Evet. Sakin Felek Hanım. Kanama durmuyor. Kan takviyesi yapalım. Hocam, kan istendi. Geliyor. Son işlemi için hazırlık yapın. Acele edin. Melek. Olacak Erdo. Olacak bunlar. Allah'ın izniyle de geçip gidecek. Ya geçmezse. Yüzünü güldürmeden ona bir şey olursa.
Nasıl? Kanamayı durdurmaya çalışıyorlar. Halil. Eve haber versek mi? Tatlı canana. Sol akar yolunu bulur elbet. Keşke. Kan takviyesi bitince çıkabilirsiniz. Ama sonuçlar çıktıktan sonra mutlaka benim yanıma gelmelisiniz. Tabii. Melek iyi. Her şey yolunda. Kan takviyesi bitsin çıkaracaklar. Başka bir şey var değil mi? Ben tahlil sonuçları çıkmadan kesin bir şey söyleyemem. Ama galiba tedaviye cevap vermiyor. Ne yapacağız peki? Yani olmadı deyip bırakacak değiliz, değil mi? Başka bir yolu var yani, değil mi? Ben hocayla konuştum. Yani tedavisini değiştirebilir mi dedi ama... yani meleğin bünyesi kaldırır mı bilemiyorum dedi. Çocuklar için yapacak çok şey var. Daha biz. Biz birbirimizi yine anlamışken.
Halil. İyiyim. Ben de korktum kanama durmayınca. Geç otur şöyle hadi. Dur. Ah. Ama sen haklısın. Benim daha yapacak çok şeyim var. Zeytelemin sünnetini yapacağız. Kızımın düğününü ben de Kerim sahada izleyeceğim. Benim umut edecek o kadar çok şeyim var ki çocuklarım, dostlarım. Sen varsın Ali. Ben pes etmeyeceğim, merak etme. Etmeyeceğiz. Etmeyeceğiz Melek. Sonuçlar bir çıksın, doktora beraber gideceğiz. Bundan sonra seni hiç yalnız bırakmayacağım hiç. Bunları biraz da biz bulandıralım diyorsun, öyle mi? Sen niye ondan? Olacağım. Ben senin için her şeyi göğüs germeye razıyım. Başımıza ne gelirse el ele karşılayacağız, tamam mı? Geçti, haber yok haberimizden. Varsın geçsin. Vatan yolunda oğlum da olsa de durulmaz. Yemin töreninden sonra da sevdiğim kıza vazifemi yerine getireceğim. Allah'ın emriyle onu ailesinden isteyeceğim. Herkesin önünde hecetti beni. Ezdi geçti yüreğimi. İster misin gelen olsun? Tanırsın ikimizi de. Gündür gömüldüğün yerden seni çıkarmaya geldim Cumali. Bak bundan da al, bu Antep'in çok güzel. Günaydın. Günaydın. Afiyet olsun. Pek yakışıklısın. Ya anneciğim, benim dayım hep yakışıklı. Koyayım çayını da hemen başla. Efendim Zeyt Ali'm de olsaydı şimdi. Anneciğim, ben diyorum ki Ali'yi alalım. Ama biz Defne'yi tamamen bırakalım. Böyle bir fikrim var. Nasıl Defne? Konuştunuz mu? Babam esip gürlemiştir şimdi. Yani bir şey söylememiş Defne'ye ama öyle yüzüne de bakmıyormuş. Her şey yoluna girecek ablam. İnşallah.
Gerçi böyle her şey iyi olacak dedikçe daha da kötüye gidiyoruz ama. Hayırdır? Başka kötü bir şey mi oldu? Yok yok, iyiyiz. İyiyiz de işsiziz. Yani abim bu dükkanın işine de taş koydu. Ama ben halledeceğim o işi. Nasıl? Atadan babadan öğrendiğimiz mesleği bırakacak değiliz ya. Seyyar yapacağım. Aa, bak bu ne kadar güzel haber. Arabayı hazırlatıyorum. Bugün teslim alacağım hatta. Vay dayı. Özgürlüğümü ilan ediyorum diyorsun ha? Ben özgürlüğümü çoktan ilan ettim oğlum. Sen top peşinde koşturmaktan haber alamamışsın. Allah Allah. İş güç bir şekilde halledilir de. Yüzü öyle kuru kuru taktım ya. Seyran gönül koyduysa da sesini çıkarmadı. Bir usulünce isteyemedik kızım. Ya dayıların kralı, sen neyi kafana takıyorsun ya? Gerekiyorsa gidelim. İsteyelim Seyran ablayı. Ha, nasıl oluyor? Nasıl lazım? Davulu zurnalı mı? O zaman da gidelim davulu zurnalı. Bir nişan yapalım. Evet. Doğru söylüyor Kerem. Biz alasını yaparız Mithat. Sen merak etme. Seyran'la konuş. Ailesine söylesin. Sağ ol ablam. Sağlık olsun Mithat'ım. Hiç böyle şeylere kafanı takma. Dayıcığım, bu Seyyar'ın açılışı için de bir davul zurnam organizasyonuna ihtiyacım varsa ben ayarlarım. E sen varken başkası mı çalacak davulu? O iş benim işim değil. Biliyorsun bizim evin az solist Defne. Benim çıkmam lazım. E ne yedin ya? Hiçbir şey yemedin. Yedim yedim ablacığım. Ellerine sağlık. Peki madem. Görüşürüz dayı. Hadi dikkat et kendine, tamam mı? Bak hiçbir şey de kafana takma. Biz hallediyoruz. Sağ ol abla. İyi ki varsın. Efendim. Sabahı şerifleriniz hayırlı olsun Bayan Arıza. Bugün nasılsınız? İyi olmaya çalışıyorum Ömer. Eğer bugün başka bir bahaneniz yoksa görüşebilir miyiz? Olmaz. Sebep? Çünkü konakta hazırlığımız var, Ali'nin sünneti var ve dedemin gözü sürekli üzerimde. Nefse bilmiyorum farkında mısın ama birkaç gün sonra askere gidiyorum ben. Farkındayım ama senin tek başına aldığın kararların cezasını beraber ödüyoruz. Nefreciğim bir düzgünce konuşalım mı şu konuyu? Abla, neden sofraya çağırıyor? Ömer, benim kapatmam lazım. Bak beni çağırıyorlar. Görüşürüz. Defne biz... Hadi gidelim ablacığım, gel. Çantanı al. Ömer, valizini bahçesine toplayın. Yarı belli olunca Bildan'la onunla birlikte gideceğimmiş. Sen de burada çayın kahven. Bir keyif otur. Kime diyeyim ben? Öyle taş kesilip duracaksın mı? Anlaşıldı. Sen bizden iyice vazgeçmişsin. Ne gözün görüyor, ne kulağın işitiyor. Bak işte bunu esaslı dedim Zümrüt Hanım. Ben herkesten vazgeçtim. Ne işitici gücüm var, ne de kimseye diyici lafım. Son sözün bu mu? Anlaşıldı. Madem sen ipler bıraktın, ben tutmasını bilirim. Gör bakalım Ömer'in yollarını nasıl bağlayayım. Sana da yazıklar olsun Hacım Ali. Ay maşallah. Ömer! Ömer gel bak sana ne vereceğim ben. Gel gel gel. Gel oğlum gel. Bak bu bana yeni, yeni gemi var orada. Hoppa! Koş 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 bir sarıl bir sarıl bir sarıl. Oh oh oh. Oh oh bir dene de bakalım. Ha? Dede. Oy kurban olurum senin dede deyişine. Al da git bakalım onun tekeri sağlam mıymış bir bak. Bir bak, bir bak, bir bak, bir bak. Bak hele nasıl mutlu oldu yavrucak. He çocuk hali işte. Bana bak ben bu oyuncak oyuncak işlerini bir türlü beceremedim ya. Yüzüme cumali
Senin dilin çalışıyor benim elim. E 40 yılın başında bir şey ettin ya oğlan ha. Artık 40 yılda benim başıma kakar durun ha. Ya deme Cumali, olur mu öyle şey? O benim de torunum. Bu çocuk valla uçak araba sevdalısı ya, bakalım hayırlısı. Bana bak, onun dediklerinden bir tanesini bulamazsın. Senin arabayı yürütür. Varsın alsın yetimim ya. Neyim var neyim yoksa helal hoş olsun. Yeter ki yüzü gülsün. Yok yok, maşallah maşallah. Senin gibi dedesi var. Ne büyük sıkıntı yaşar ne de sensiz bir yola dalır. İnşallah Rafı, inşallah. Baksana. Çıkmadı. Bensiz gedici bir yol buldu kendini Ömer Efendi. Senin yaptığın oyuncak da bu kadar olur zaten. Sağlam olsa şaşardım. Sen de. Senin yaptığın oyuncakta anca can acıtırsınız. Ben de Cumali'ysem bunu eskisinden daha sağlam hale getireceğim. Senin edemediğini edeyim de görsen. Nasıl gidiyor abi? Az bir işi kaldı. Sanus onu bir yerden geçireyim. Çok sürmez. Eyvallah eyvallah ustam. Vallahi çiçek gibi oldu ha. Çiçek Abbas. Oldu mu sana çiçek bir tat. Yazalım ister misin önüne? Eyvallah. Seyra. Nasılsın diyeceğim ama sesimden belli Neşe. Vallahi bildim. Ne oldu? E sürpriz. Aa. Çatlarım ben Aktan söyle. Bekle sen, benden haber bekle. Hadi görüşürüz. Mithat. Mahmut yavaş. Boğulucuğum. Beren abla. Yemin edeyim boğulcan çok güzel olmuş vallahi. İyi, afiyet olsun Mahmut. Ben yorgancıya altın yastığını yaptırdım. İyi yatmışsın abla. İyi yatmışsın. Ya biz bu kadar hazırlık yapayım de. Cumali amca bunun kirvesi olucu mu? Amca tabii, bana söz verdi. Olur. Sevdiklerimizle yiyeceğimizi paylaşmalıymışız. Öğretmen öyle dedi. Bu bile mi? Ya ben senin kalbini seveyim hele ya. Abla ben dükkana gideyim. Ne? Hadi hayırlı işler Seyit Ali. Sağ ol abla. Dede. Beni okula götürmeyeceksin mi? Seni veren Allah'a kurban olurum. Hadi gel gidin. Ben götüreyim sizi baba. Sen dükkana git.
Hayırlı işler. Sağ olas. Cumali emmi yok mu? Yok, gelmedi. Toptancı Mustafa'nın oğluyum ben. Bir ödeme vardı, bir hafta oldu daha yapmadı. Bir sorayım dedim. Allah Allah. Ya kafaları pek meşgul bu ara. Unutuldu demek. Herkesin bir meşguliyeti var. Ama ben de buna güvendim, mal aldım. Ödeyemedim. Haklısın kardeşim da. Yıllardır ticaret yapıyor babanla. Bir iki böyle şeyler olmaz burada. Halil abi gelsin söylerim ben. İyi, öyle olsun. Akşama kalmadan halletsinler ama. İnşallah. Hayırlı işler. Sağ olasın. İdris. Yürü abi. Şu giden arkadaşın elinde bir senet var. Tutarı neyse öde. İmzalat getir bana. Aman diyeyim ha, adımız izimiz belli olmasın. Tamamdır abi, o iş bende. Hadi. Merhaba. Kolay gelsin. Ömer. Hoş geldin. Nasılsın? Sana karşı biraz mahcup. İyi bari, en azından yaptığının farkındasın. Abla, niyetim kimseye zor durumda bırakmak değildi gerçekten. Hele senle Defne'yi asla. Ya sırf bu saçmalık bitsin diye askere gitmeye karar verdim. Defne'yle evleneceğimi herkes bilsin istedim. Ömerciğim, ben senin niyetini de kalbini de biliyorum. İşte ama böyle olmasaydı iyiydi ama ne yapalım, oldu artık. Defne nasıl abla? Ya o geceden beri görüşemedik. Ne zaman arasam işim var diyor, konuşamıyoruz bile. Konakta kalıyor biliyorsun. Bence bana kızık. Haksız mı? Haklı. Vallahi haklı. Böyle öğrenmemeliydi. Ama ne yapayım, ben de dedeme çok kızmıştım. Sen de gemileri yakayım dedin ha? Ama ben niyetimde gerçekten ciddiyim. Eğer iznin olursa Defne ile evlenmek istiyorum. Ömerciğim, siz ikiniz de bunu istedikten, böyle bir karar verdikten sonra ben her zaman arkanızdayım oğlum. Sen cesaretli, sevgi dolu bir çocuksun. Defne ile birbirinize olan bağlılığınızı da takdir ediyorum. Vallahi elim avucum terledi, heyecanlandım ya. O zaman bir öperim elini. İnşallah çok mutlu olun. İnşallah. İnşallah abla. Hayırlı olsun doktor. Yalnız gitmeden dedenin bir gönlünü al, tamam? Ya Ömerciğim, ne olur bak. Hak haksızlık gütme sakın, değil mi? Dargınlığın acısı hiçbir şeye benzemez oğlum. Sıcağı sıcağına çöz sen bu işi. Sonra pişman olma. Melek haklı aslanım. Yani ben babamın yaptığını tasvip etmiyorum. Ama sen yine de git bir elini öp. Eğer burnunu indirmezse kendi bilir. Ama senin vicdanın rahat eder. Öyle değil mi? Ben önce bir Defne'nin gönlünü alayım da sonrasını hallederim. Hakkınızda hayırlısı olsun aslanım. Ama sen sevdiğini ilk önce elinden, sonra yüreğinden tut. Tamam? Sonra bütün zorlukları beraber aşarsınız zaten. Sağ ol amca. O zaman ben gönül almaya. Kolay gelsin. Ablacığım görüşürüz. Ömerciğim. Amca görüşürüz, haberleşiriz.
Helal olsun çocuklara. Herkes üstlerine gitti ama yılmadılar bak. Askerliği de halledip gelince el birliğiyle kurarız yuvalarını. Ha? İnşallah, inşallah Halil de hiç o kadar kolay olmayacak. Şimdi dört bir yandan saldıracaklar çocuklara. Neyse bakalım başa gelen için bir... İyi misin? Ha Melek? Ha? Melek otursana şöyle, otur. Otur yavaş. Aa, iyiyim ben de şey... Çok sıcak ya, tansiyonum düştü herhalde. Ya o zaman daha az çalışacaksın Melek. Ne konuştuk biz seninle, ha? Yorulmayacaksın. Yemene içmene dikkat edeceksin. Dertlenmek, kederlenmek, üzülmek yok. Anlaşıldı mı? Tamam, tamam. Ha? Başka duygu kaldı mı saymadığın? Olmaz mı? Mutluluk var. Neşe var. Sevgi var. Doktor aradın mı? Sonuçlar çıkmamış mı daha? Kaç gün oldu bak? Başak ilgileniyor o konuyla. Bana da haber verecek. Merak etme, sana söz verdim. Haber vereceğim, beraber gideceğiz. Tamam. Gerçi Mithat da gelmek istiyor benimle. Onun da canı sıkkın bu aralar. Ben de yük olmak istemiyorum ama... Bozuklar mı Mahmut'la hala? Onu da ayrı sınıyorlar Halil. Yani çocuk işe el atıyor, mani oluyorlar. Bak Seyran'la yüzük taktılar kendi aralarında ama ne kızın ailesinin haberi var, ne bir kutlama yapabildik. Hiç benim de aklıma gelmedi. Neyse şu talih sonuçları bir gelsin, bir içimiz rahatlasın, ben bir şey düşüneceğim. Düşüneceğiz. Beraber düşüneceğiz. Anlaşıldı mı? Tamam. Ben dükkana geçeyim. Yorulmak yok. Tamam. Görüşürüz. Dikkat et olur mu? Olur. Hani padişah kıyafeti giymiştim ya, onu mu giyeceğim? He, ama bu sefer elinde asa da olacak. Atın üstüne bindireceğim seni. Bütün Antep'i gezdireceğim. Yaşasın, ata bineceğim. Dıkıdık, dıkıdık. Geleceğim. Gideceğim. Biliyor musun? Ben ata bineceğim. Bak, bu benim bebeğim. Nasıl kapalıymış okul? Velilere haber veremedik. Belediye ilaçlama yapacakmış. Anladım tabii. Anneciğim okul kapı... Merhaba Seyit Ali amca. Nasılsın? Sağ ol. İyiyim. Okul kapalıymış anneciğim. Tansiyonun nasıl? Alıyor musun ilaçlarını? Herkes işini yapsa... Benim tansiyonumla derdim yok. Hadi denesinin kuzusu bak okul kapalıymış. Bugün han da bana çıraklık edeceğim mecburen. Yaşasın çırak olacağım. Ben de gidebilir miyim dede? Başka zaman anneciğim. Dede, dede. Gülce de gelsin. He, gelsin gelmeye de bak. Onların işi varmış bugün. Anne gidelim, Ali'yle oynayalım. Hiç yaramazlık yapmam söz. Anneciğim, iş yeri orası. Sıkılırsın sen. Olsun, ben yine beğeniyorum. Nedeme de yardım ediyorum, değil mi dede? He, sen bana çok büyük yardımlar edin. Lütfen anne, gideyim. Kızım yapma lütfen, lütfen anneciğim. Gülce gelsin, Gülce gelsin. Yani bir işiniz yoksa... O da gelsin. Akşam gelip alırsınız. Eğer bir mahsur yoksa ha? Yük olmasın size? Yok canım. Cümcük bir çocuğum bana ne yükü olacak ki? Hadi bakalım o zaman. Gelin tutun elimi. Anneciğim. Üzme Seyit Ali amcanı tamam mı? Abi benim amcam değil ki dedem. Thank you.
Abi vallahi geleceğim, geleceğim. Ya ben yalan konuşur muyum? Yani... Ya Zeynel aynı şeyleri söyleyip duruyorum bana. Geleceğim de geleceğim, geleceğim de geleceğim. E gelmeyin ha. Bekleyin bekleyin, gelmeyin Zeynel Efendi. Böyle put gibi duruyorsun yerinde. Ya sen durarak mı isteyeceksin bu kızı? Abi isteyeceğim, vallahi isteyeceğim. Abi ne anam var, ne babam. Hani anam babam sağ olaydı ben... Önüme katar bir şekilde gelir isterdim Züleyha ama yok. Cumali abi söz verdi. Ha, geleceğim dedi. O da yok. Ben ne diyeyim şimdi abi? Ha? Cumali abi diyeyim. Söz verdiyse yapar değil mi abi? Yapar Zeynel, yapar. Cumali abi söz verdiyse yapar. Senin ben kalbini severim, kalbini. Ya neyse beni muhabbete tuttun ya. Ben bir çarşıya gideyim, var mı senin isteğin benden? Canına sağlık abi. Selametle olsun. Kolay gelsin abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Oh, üzülüm ah. Vallahi geleceğim. Geleceğim de. Aa bak bu kalpler gibi hep yan yana olacak. Ama... işte. Kolay gelsin. Zeynep. Zeynep. Dalmışsın. Hayırdır? Hiç abi. Abi ya işler iyice çorbaya döndü. Her şey birbirine karıştı. Hayırdır ne oldu? Cumalem yok. Antep'i terk etmiş. Ömer dedesine kızmış askere gideceğimiş. Bana Cumalem'i gerek. Yani Cumalem'in olmaz. Abi ben vallahi darlandım. Ben çok daraldım ya. Sen ben neyse anlamadım ama... Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Vallahi mi abi? Yok ama bana Cumalem mi gerek abi? Senlik bir şey olsa vallahi derdim. Sen de yapardın bileyim ama yani Cumalem mi gerek? Ha. Bir şeye ihtiyacın olursa başımla beraber. Ya Seyran ne yaptın, çıkabildin mi? Ya sürpriz dedim ya işte. Tamam, tamam bekliyorum. Sedat? Bu ne oğlum, hayırdır? Kendi işimi kuruyorum abi. Kendi işini kurayım. Ya oğlum sen hayırdır ya? Sen bizim adımızı, şerefimizi hiçe saymak için yemin falan mı ettin? Ya bu ne oğlum? Bu ne? Senin adın da şanın da yerinde abi. Ben artık kendi yoluma bakacağım. Sen hiç dert etme. Bana bak. Ettiğin hanaya dikkat et. Beni delirtme ha. Duydun mu? Ben senin neden böyle bir şey yaptığını çok iyi bileyim ben. Sırf Seyran'la ilişkine seni müsaade etmediğimizden... sen kendi kendine böyle inatlaşıyorsun bizde ha. Sırf Karadağların adını, şanını, şerefini... ay yere sermeye çalışın, ben bileyim senin niyetini. Hiç öyle bir derdim yok abi. Tamam. Madem öyle bir derdin yok, paşa paşa al bu arabayı. Nerede yaptırdıysan götür, bu konuda burada kapansın gitsin. Haydi. Yok ya. Ya ben kimi seveceğimi... kimle aile kuracağımı, nasıl para kazanacağımı, nerede yatacağımı, nerede kalkacağımı, ne yiyeceğimi, ne içeceğimi ben size mi soracağım ya? Ya bana artık karışmayın, benim yakamdan düşün. Bize sorucun Mithat Efendi. Bize soracak. Abi! Bize soracak, atana babana sorucun. Duydun mu? Abi, bak benim işim var, gücüm var. Benim önümden çekil, tamam? Hadi. Çekilmeyeyim lan yoluna. Hadi beni mi ezdin sen? Çekilmeyeyim yoluna. Beni mi ezdin Mithat? Çekilmeyeceğim, ne abi, yapayım? Abi, ne bak. Abi? Çekilmeyeyim yoluna, hadi ne yapacağım? He? Ne yapacaksın? Abi vur, vur. Vurma. Ya hadi beni mi ezdin ya? Ya ne abi, çekilmeyeyim ya. Hadi. Hadi. Ne yapacaksın hadi? Hadi gel üstüme gel. Üstüme gel, üstüme gel. Abi. Hadi bak, benim canımı sıkma, hadi. Canımı sıkma ha? He, hadi. Canımı sıkma mı? Benim canımı sıkma mı? Abi! Abi! Benim canımı sıkma! Sen benim canımı... Sen benim...
kebapçı? Mithat Usta ha? 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 Kebapçı Mithat Usta ha? Sıkıldı mı canın? Sıkıldı mı canın? Ha? Sıkıldı mı canın? Canın sıkılsın canın. Duydun mu? Bağ, bundan sonra abi deme. Duydun beni? Deme. Yazıklar olsun sana. Mithat'ım. Bu muydu be kardeşim? Ekmeğimiz, aşımız ayrı düşecek kadar el olduk birbirimize ha? Ya sen babamın göz nuruydun ya. Sen benim canımdın ya. Benim güzel kardeşim sen ne ettin bize hele? Bu yaşımda bana bunları yaşattın ya. Yüreğime hançer soksan bu kadar acımazdı be Mithat'ım. Ha, bunların kenarlarına işlerini geçirmek lazım. Şimdi gönderirim kızı yaptırtırım. Konağın önündeyim. Çıkmazsan ben içeri geleceğim. Hala bunlar çarşıya mı gidecek? Çarşıya gidecek kızım. Ben götürürüm. Sen şimdi yerini bulamazsın ki. Yok yok bulurum. Bulurum ben. İyi madem. Özünle. Hanım. Sen de Defne ile git kızım hadi. Tamam ben bir çantamı alıp geleyim. Madem al bakalım kızım. Oo. Hayırdır, nereye gidiyorsunuz yaralı kuşlar? Poğaçaları götürüyor abla işletmeye. Ha, gidin gidin. Kız sen de bak öğrenirsin işte, lazım olur. Niyetine gidin ya evleneceğim. Ne diyorsun sen yine? Kız yalan mı? Hevesinizden ortalık karıştı ya.
Adriye, kızları oyalama da vakitlice gidip gelsinler. Kızlar durun, ben de geleceğim. Alışverişe gideceğim de. Yok, onlar tersiye gidiyor. Sen sonra gidersin bir başına. Ne oldu? Çantamı unuttum. Ben alıp geleyim çantamı şimdi. Tamam. Ofalar ya, ne yapacağım ben şimdi, of. Madem öyle ben geliyorum Bayan Arıza. Sakın hemen evin önünden uzaklaş, ben geliyorum. Melek. Az bir konuşalım seninle. Buyur. Bunca vakit sesimiz soluğumuz çıkmadı diye. Sakın onu heveslenmeyesiniz ha. Allah nefes verdiği sürece bir Şirhan, bir Karadağ'la evlenmeyeceğim. Senin kızgınlığın bana Zümrüt teyze. Kızımın ne kötülüğünü gördün de düşmansın. Daha ne edeceğim? Cevizimin içiyle dedesini birbirine kattı. Anasının kızı da. Yeter Zümrüt teyze. Yeter. Elinde büyüdüm. Üstümde çok emeğin var. Gönlünü kırmayayım, olur mu? Kırılacak yerimiz mi kaldı bizim kızım? Hı? Rabbimden tek dileğim. Gün yüzü görmeyesiniz inşallah. Beddua dönüp dolaşıp sahibini bulurmuş derler. Ben sana bir şey olursa yine üzülürüm ama kızımı kimseye ezdirmem. Ben diyeceğimi dedim. O kızın sevdasından vazgeçeceğim. Aklını başına toplayacağım. Yoksa ömür gelip bir başına kızı isteyeceğim. E siz de buyur ederseniz yazıklar olsun hepinize. Artık ana kız Şirhanlara ektiğiniz nifakın günahıyla yürür gidersiniz. Defne. Ömer gelmiş. Tamam. Tamam hadi sen git, ben yaptırırım bunları. Yok Ünzül, olmaz. Ya tamam git, ben idare ederim konaktakileri. Hadi. Hadi bekletme sen çocuğu. Teşekkür ederim Ünzül. Merhaba Ünzile. Merhaba. Telefonlarımı açmıyorsun. Mesajlarıma cevap vermiyorsun. Ben de mecbur kaldım gelmeye çünkü... Çünkü çok özledim seni. Ömer tamam, biri görecek şimdi, hadi gidelim. Zaten ben bunun için ilan ettim, herkese görsün. Sonra konuşalım. Cumali abi has esnaf. Artık onun gibisi kalmadı. Babam da çok sever. 40 yıldır beraber iş yaparlar. Cumali abinin yeri bende çok başkadır. Bugün bir haldeysem hepsi onun sayesinde. Vaktimde el verdi de yol bulduk. 40 yıl taşsam sırtımda yine borcumu ödeyemem. Desene büyük adam. Hem de ne. Ama işte herkesin devri gelip geçici. Bazen üzülüyorum duyduklarıma. Hayırdır ne oldu? Bu aralar eli sıkışıkmış. Moral de bozuk diyorlar. Yapma ya. Ben de bugün hana gittiydim. Orada yoktu Zirin. Sen onu bulamazsın. Ben sana diyeyim. Ödemelerden bunu almış. Ortalıkta pek fazla gözükmüyor. İşe bak ya. Usta da beni oyaladı, iyi mi? Telaşları falan var dedi. Demek o yüzden seni de ödeyemediler. Ben ne yapacağım şimdi? Biraz bekleyelim desem. Ben de çekle senetle döndürüyorum işleri.
Vallahi kardeş, ticaret zor iş. Ekmek hastalığın ağzımda. Vallahi iyi demedin kardeş. Ben de akşama kadar paramı alırım diye rahattım. Üzüldüm şimdi. Ama en çok Cumali abiye üzüldüm. Şimdi gereği neyse yapalım desem adama incinir. Olmaz. Ama bak aklıma ne geldi. Sen Serhat'leri bana ciro yap. Ben sana parasını ödeyeyim. Cumali abin de eli bol alınca bana öder. Şükür benim vaktim var. Emin misin? Yani böyle pat diye ödeyebilir misin parayı? Biz ticareti sıcak parayla yaparız. Yoksa nasıl namımız ülüsün tüccarlıkta? Sen tamam mısın onu de. İyi. Tamam. Öyle olsun. Metin abi, soy ismin neydi? Metin Azilcaz kardeşim. Oldu bu iş. Mithat, çok mu kötü kavga ettiniz? Bir yerine bir şey olmadı değil mi? İyiyim ben Seyran, iyiyim. Benim canımı yakan başka şeyler. Ya ben kendi halimde işime gücüme bakayım dedikçe önüme çıkıyorlar ya. Baksana abim bile düşman olmuş bana. Benim yüzümden. Senin yüzünden değil. Onun derdi benle. Bana hükmünü geçiremiyor, lafını geçiremiyor ya. O istiyor ki ben dükkandan çıkmayayım, hep onun yanında olayım, gideyim ondan iş dileneyim. Zaten her zaman ben hatalıyım, her zaman ben kusurluyum. Her şeyin en doğrusunu o biliyor. Yani abin olduğu için hak görüyor herhalde kendine. Hakkı yok Seyran, bu kadarına hakkı yok. Ya görmedin mi tezgahı ne hale getirdi ya? Kim kime yapar böyle bir şey? Bir de bana diyor ki bundan sonra senin abin yok. İyi, ben de abimi görmem bundan sonra, olur biter. Mithat, bu kadar şeyin arasında bir de canını ben sıkmak istemiyorum ama... babanla karşılaştık bugün okuldan. Bir şey mi dedi sana? Yok yok, hiçbir şey demedi. Ama okul ilaçlanıyormuş, kapalıymış bugün. Çocuklar da tutturunca ikisini de aldı, hana götürdü. İyi işte Seyran, babam sever çocukları. Evet, ben de sevindim hatta ama... akşam gel al dedi. Onu mu dert ettin sen? Ben alırım. Hayır, olmaz şimdi, sen gitme. Abinle yeni kavga ettiniz, babanla aran gergin. Senin gitmen olmaz. Ya bir şey olmaz, en fazla görmezden gelirler. Ben Gülce'yi alır gelirim, dert etme. Eda Hanım arıyor. Eda Hanım, merhaba. Evet, evet arıyorum iş. Her şey tıkır tıkır işliyor aslanım. Hayırdır, keyifli erkek ha? Daha mı olmasın albayım? Ömer askere gidiyormuş. Cumali Bey dükkana gelmem diyormuş. Ortalık boşalıyor, biz de dolduruyoruz yavaş yavaş. Abi, o iş tamamdır. Aferin lan. Ne işi? Cumali Bey'in bize borcu var kardeş. Şimdi günü geçmiş, tahsil etmek lazım. Ne diyorsun lan sen? Nasıl, anlat bakayım. Halil'in ciğerini sökeceğiz demedim mi? He. Usul usul yolu açıyoruz işte. Nasıl? Sen de yine iyisin ama düşüren çalışan ben. Keyfini sürmek sana kalıyor. Hadi oğlum, hadi söyle, hadi. Bunu bizim avukatlara götürüyorsun. Adımızı karıştırmadan icraya koyuyorlar. Sonra da... Efe, böyle mi çözeceğiz problemleri? Ben sana hala kızgınım Ömer. Niye? Evlenmek istediğimi söylediğim için mi? Bilmem, herkesle aynı anda haberim olduğu için olabilir mi? Ne yapayım? Bir şekilde çözüm bulmam lazımdı. Ya bu mu bulduğun çözüm? Annemle dedemin arası zaten açık. İyice açmak mı yani? Ya biz beraber olacağız da insanları birbirinden ayıramayız, anladın mı? Bak bana. Bana bir bak.
Defne'm, isterse dünya yansın. Herkes dağılsın, bir şekilde toparlanır. Ama ben senden vazgeçmem. Sırf onlar rahat etsin diye istedikleri gibi mi yaşayalım? Bunu mu istiyorsun? Ne yapalım? Ne yapalım yani Ömer? Baksana herkes bir kenarda. Annem bir yerde, dedem bir yerde. Cumali amca desen zaten yok. Gözlerime bir bak. Gözlerinde ne görüyorsun? Ne görüyorsun? Deli bir adam. Evet, deli bir adam. Delirdim. Sen delirttin beni. Benim gözüm senden başkasını görmüyor. Ne yapayım? O yüzden evleneceğiz seninle. Herkes bu durumu bir şekilde kabul edecek nokta. Evleneceğiz yani. Sen de bu sırada aradan evlilik teklifini çıkarmış oldun. Ne güzel, vay be. Ay dur be, dur. Ne alakası var ya? Ne alakası var? Sen benim gözlerime bak Ömer Şirhan. Ne görüyorsun? Abo. Bayan Arda çok sinirlenmiş. Yürü gidiyoruz. Nereye? Gidiyoruz, gel ben takip. Ömer nereye? Gel. Seyfe'ni, hoş geldin. Halil abi, Gülce bak, bu benim Halil abim. Hoş geldin Gülce. Halil abim çok güzel gitar çalıp şarkı söylüyor. Halil abi, biliyor musun? Gülce de çok güzel şarkı söylüyor. Öyle mi? Belki bir gün beraber de şarkı söyleriz. Tamam. Cumali dedem nerede? Cumali deden biraz dinlenecekmiş. Evet. Baklavaları kim yapıyor? Ben yapıyorum. Hem de cevizli. İster misiniz? Vereyim mi size birer parça? Yer misiniz? Baklava mı istiyorsunuz siz? Biz Halil abimin yaptığı baklavaları yiyeceğiz. Tamam, ben size getireceğim baklava. Hadi getirin oraya, oturun arkadaşıyla beraber. Hadi. Tamam, hadi otur. Baksana. Ha. O ellerini çocuklarından uzak tut, tamam? Allah Allah. Çocuklar tartıyla oynayalım mı? Ha, hadi, hadi koşun. Bak, onlar benim evlatlarım. Çek şu elini, değil mi? Şunu kafana sok, benim evlatlarım. Çek şu elini, belanı benden bulma, çık dışarı. Ben senin ne yapmak istediğini çok iyi biliyorum. Ne yapmak istiyormuşum? Ben biliyorum senin ne yapmak istiyormuşum. Çek şuradan adamını, asalım bulma. Hop, sakin. Dur kardeşim, dur. Sana yakışmaz. Ben senin ne yapmak istediğini çok iyi biliyorum. Ne yapmak istiyormuşum ben ha? Meleğe ulaşmak için çocuklarımı kullanamazsın. Yok ya. Lan sana mı soracağım ben nasıl davranacağımı ha? Alayım, tamam. Kıracağım bacaklarını seni. Kırarım ellerini bir daha dokunursan çocuklara. Çocukların yanında şov yapıyor herif ya. Onlar benim çocuklarım. Albayım, ayıp oluyorum ha. Sinirleri bozuk, sana patladım. Saçma sapan konuşmasın. Albayım, ayıp, tamam. Allah Allah. Albayım, hani sen avukata gidiyordun? Gidiyoruz işte ya. Tamam. Görüşürüz. Hadi. Halil. Son gülen iyi güler. Elinden geleni ağzına koyma lan. Hatice teyze. Bedriye kızım. Hatice teyze ne yapayım, dolanayım buralarda. Yok kızım, günümüz var da oraya gideyim. Sen ne edeyim, alışveriş mi edeyim? Ha, alışveriş işte. Bebeğime bir şeyler aldıydım da. İyi iyi. Hatice teyze ne yaptın şey işine? Evi kiraya vereyim mi? Gelen giden var mı? Ev dolu ya kızım. Seyran oturuyor kızıyla. Ama ev bakıyor onlar. Ben de dedim herhalde sen çıkardın. Çıkarsan da hakkın var yani. Allah Allah. Memnun mu değilmiş ki evde? Memnun. Düğünden sonrası için bakıylardır. Nişan ettiler ya. E tabii şimdi. Yeni ev, yeni düzen. E Hacı teyze ben seni tutmayayım. Geç kalma sen. Hadi iyi günler. İyi günler.
Ne işin var burada? Benim daha konuşucu bir lafım kalmadı. Var Cumali. Var. Yok öyle sırtımı döndüm. Benim işim bitti demek. Biri senin torunu, biri de benim. Olanı biteni ona yükleyip kenarda duramazsın. Önümüze düşen çığ ikimizin de yolladın. Ben zamanında sana çok dedim Seyit Ali de. Dediğimle iş bitmiyor işte. Ben üzerime düşeni yapacağım bunu böyle bil. Ama sen de yüzünü çevirip çocukluğu etmeyeceğim ha. Alpay Bey, anlıyorum siz ama mümkün değil. Biliyorsunuz prosedürler böyle değil. Anladım. O zaman şöyle yapalım ya. Ben Kenan'ı arayayım da başka bir avukatla çözmeye çalışalım biz bu işi. Tamam, tamam. Anlıyorum ben. Elimden geleni yapacağım. Yani vallahi elinden gelenin fazlasını yapman lazım. Bu işi yarın bitirmen lazım avukat. Tamam, ben halledeceğim. Yani Kenan seninle çalışıyorsa vardır bir bildiği diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Evet. Evet. Onun için bu arkadaki isim var ya. Heh, o da gizli saklı kalacak. Müvekkilini anonim tutacaksın. Anlaştık. Güzel. Ya sen kırıp dökmekten başka bir şey bilmiyor musun? Bak, bunu görürsün. Kırıp dökmeyi de, ocak yakmayı da en iyi karada alır. Karada alır. Etme Cumali, senin kinin, öfken kimde var? Sanki sen çok başkasın. Rahmetli babam hep derdi, bu çocukta akrep kini var diye. Bir küstün müydü, 40 gün konuşmazdın. Eğer ben akrepsem, sen de akrebin kuyruğusun. 20 yıl kininden, öfkenden yüzüme bakmadım. Bak, ben Ömer'le Defne'nin evlenmelerine olurum yok. Ben ölünceye kadar da bu sana ahtım olsun. En büyük yeminim olsun. 20 yılın günahını çıkarmak için mi yemin edeyim sen şimdi? Ya, al bak. Neye sayarsan say. Tamam. Defne konakta benim gözümün önünde olacak. Ama sen de biraz Ömer'e mukayyet olmuş. Sahipsiz gibi kendini ortaya atanı ben de saymam. Ne ederse etsin. Büyük konuşma, büyük konuşma. Bak çocuk asker ocağına gidiyor. Allah saklasın. Gidip dönmemek var. Gelip bulamamak da var ama. Ya insan kökünü söküp atabilir mi Cumhur? Bak. Eski kırık dökük ama yanında taşıyın. Demek ki sende de geçmemiş. Kıymet verdiğimizi kırdık mıydı tamir etmesini bildik biz. Sen söylediğimi kulağın duyuyor mu senin? Tamir edeceğim. Ben beğenmedin mi? Ver şunu. Ya inat etme bırak işte. Et hadi ya. Hadi. Hı. Sen şimdi benim toruna kibre olacaksın mı? Yok, vazgeçtiysen söyle de oğlana haber. Ben bir söz verdim miydi arkasında dururum her daim. Sen vazgeçmediysen sorun yok. Yordum seni Derdal. Vallahi benim bir şikayetim yok. İmza karşılığı tatlıyorum. Bitmedi gitti derdi ya. Kalkmış çocukların etrafında dolanma diyor. Elimden bir kaza çıkacak ya. Yok yok yok. Deliye uyarsan deli, veliye uyarsan veli olursun. Adam art niyetli. Çocuklar değil ki mesele. Ya tamam ama adı babadır. Sen bunca meselenin içinde bunun edepsizliğine takma. Meleğin canını sıkıyor ama. Bak bugün tansiyonu düştü kızım. Korktum. Öyle değil. Yüreğindeki kaygıyı bilirim derdi. Kolay değil. İçin buram fırtınayken meleğe gün güneş olacaksın. Her şeyi herkesi düşünüyor da bir kendini düşünemiyor. Tamam işte. Onu da sen düşüneceksin. O da senin görevin. Doğru diyorsun.
Neyse Derdon bak ne diyeceğim sana ya. Bu akşam üstü Bavi'ne geçelim mi? Güzel bir yemek yeriz. Ömer'e askerlik uğurlaması yaparız. Mithat'ların nişanını kutlarız. Oğlan bir başına taktı yüzüğü. Sanki oralı olmadık. Ya bize yakışmadı. Hem bugün Melek de aynı şeyi söyledi. Belli ki onun da aklına takılmış. Bak buna iyi düşündüm. Onca taşlayanın içinde sevdalara arka çıkmak, kuvvet vermek sevaptır. Hem çoluğa çocuğa da iyi gelir ha. O zaman bana müsaade. Ben gideyim. Hazırlıklara başlayalım. Sağ ol be Derdon. Yetemediğime yetişiyorsun. Sağ olasın. Her zaman. Her zaman. Nerede kaldın oğlum ya? Ustanın işi çok daha kusura bakma. Bir de kavga çıktı. Nasıl yani? Mahmut abiyle Mithat abi kavga etti. Niye ki? Mahmut abi Mithat abinin kebap arabasını yere yıktı. Seyyara çıkmasına kızmış herhalde. Ustana selam söyle. Aleyküm selam abi. Ne olmuş la buna? Mithat'la halay çekmiş. Ha. Ha. Of resmen şehir dışına çıktık ya. Nereye gidiyoruz ona? Ya birazcık sabretsen 7 aylık mısın? Ya ben olanlara ne diyeceğim ya? Konağa gideceğim, geç kalacağım, onlar çıkacak yine. Ben Melek ablalar izin aldım. İyi tamam ama nereye gidiyoruz? Hiç kusura bakma söyleyemem. Halfet yolda değil burası. Nereye götürüyorsun sen beni? Senin sinirini almaya Fırat Nehri'nin bile gücü yetmez. Bunun için ben başka bir yer mi? Ya çok biliyorsun. Sen bir bazen çok gıcık oluyorsun. Efendim amca. Alo, Ömer yeğenim nasılsın? İyi amca, Defne ileyim. Aldın mı gönlünü? Çabalıyoruz. Allah kolaylık versin. Ömer ne diyeceğim bak, akşamüstü Defne'yi de al, Bavi'ne gelin, tamam? Tam kadro yemek yiyeceğiz. Tamam, süper. Akşam görüşürüz o zaman. Geç kalmayın. Tamam, merak etme. Akşam Bavi'ne çağırıyor amcam bizi. Şimdi nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Yok çırağım yok. Onlar kendini kavrayın. Ay siz çok yaşayın ha. Geldiniz hamşerlendi. Mithat. Halil abi. Ya ben de seni arayacaktım. Akşam bağ evinde Ömer'in asker yemeği var da. Seyrini de alır gelirsin tamam? Olur olur ne güzel olur. Ben de çocukları almaya geldim zaten. Akşam da Seyran'ı alırım geliriz. Tamam. Tamam, eyvallah. Mithat dayı. Kebap yapıyoruz, yemek ister misin? E isterim tabii. Gülce. Mithat abi, biliyor musun ben bugün çırak oldum. Öyle mi? Öğrendin mi kebap yapmayı? Hı hı. Seyit Ali dededen öğrendim. Sana da yapayım mı? Ha, daha sonra yaparsın olur mu? Şimdi gitmemiz lazım. Ali'nin sünnetinde ben biraz da solucam. Öyle mi? Hadi bakalım. Dayı, biliyor musun biz ata bineceğiz. Sen de binmek ister misin? İsterim ama. Sor bakalım dedene, beni çağırıyor mu? Bismillah. Dede, doğum da gelsin, ne olur. Lütfen. Lütfen. Dede, lütfen. O da gelsin. Lütfen. Lütfen. Ne olur dede. Bana bak, el kadar çocuğun nasibinden faydalanmaya çalışmasa boş git. Ne nasiplenmesi baba, ne diyorsun sen ya? Ne mi diyeyim? Bak, eğer geleceksen Seyit Ali'nin dayısı olarak göğsünü gere gere gelirsin. Ama bu çocuklardan faydalanmaya çalışma diyeyim.
Ne faydalanması baba? Ben adam gibi sordum sana. Bana bak Mithat. Benim tepemin tasını attırma. Seyitene amca. Yapma böyle. Sen sakin ol. Abi nasıl sakin olayım ya? Baksana şunlara. Hepsi aynı şeyi yapıyor. Sormadan etmeden. Ya tamam oğlum işte sakin sakin konuşun. Çocukların yanında olmuyor. Tamam. Gülce hadi kızım gidelim. Seyit Ali sen de hadi. Çok özlemişim ben bu kokuyu. Sana çok teşekkür ederim. Sabretmenize değdi mi Arzu Hanım? Hı? Değdi. Defne'm, seninle böyle bir koca dünyada sadece ikimiz kalmışız gibi yemin ediyorum ömür boyu yaşarım ya. Ben de yaşarım. Ben seni gördüğüm o ilk gün hayatım ikiye bölündü. Senden önce, senden sonra diye. Çok şey yaşadık. Kimileri için sevda işi çok kolay ama bizimkisi imkansıza dönüştü. Ama ben en başa dönsem yine sen derdin. Ama... Şşş. Lütfen sadece beni dinle. Konuşma. Her şeye rağmen bizim bu ellerimiz hiç ayrılmaz. Birbirimizden vazgeçmedik. Ben senden hiç vazgeçmeyeceğim ki. Biliyorum, biliyorum. Ama böyle hayal etmediğini de biliyorum Defne'm. Ne yapalım Defne'm? Bizim gerçeğimiz de bu. Hapsolduğumuz yerden kaçıp birbirimize nefes olmak. Annem Hataylı benim. Babam onu ilk kez bu sahilde görmüş. Burada evlenme teklifi etmiş. Çok heyecanlandım ya. Defne'm, insan gerçek aşkı bulduğunda bir kalpte iki can olabiliyormuş. Şimdi ben çok iyi anlıyorum ya. Ferhat'ı, Kerem'i, Mecnun'u. Ben de seninle tamım. Allah bana sensiz yaşamayı nasip etmesin. Ömer, onlar ne? Bu bizim yeni başlangıcımız. Efendim, benimle bir ömür yaşlanmaya var mısın? Evet, binlerce kez evet. Allah'ım! Sen var mısın? Sence? Ha? Sence? Hiç çıkmayacak bu ellerimizden, tamam mı? Hayrolsun inşallah. Haliller doğa evine çağırdılar. Ömer gitmeden akşam hep birlikte bir yemek yiyelim dediler. Bunun kırsın döksün, amcası ayrıştırsın. Sen de yangına körükle git. Bize de el olmak düşsün. Nicedir sofraya şenlikle oturduğumuz mu var Allah aşkına? Belki artık biraz kenarda durmak zamanıdır. Ha ana? Bana bak Vildan, biz seninle 20 yıldır bu evin içinde iyi kötü ne varsa omuz omuza yaşadık gittik. Ama yarın öbür gün
oğluna uyup da o karadağlara kız istemeye gidersem var ya. Ben kimseye kin gütmüyorum ana. İnsan sevdiğine elem, acı olur mu hiç? Ben de oğlunun mutluluğunu isteyen bir anayım. Ve bu uğurda üzerime düşen vazife neyse başım dik yaparım. Kal sağlıcakla. Şimdi ne yapacağız? Benim sınavım senin tutsun. Ben askerden sonra sınava hazırlanırım. Senin de o zamana kadar nereyi kazandığın belli olur. Ben de tercihimi oraya göre yaptım mı tamamdır. Yemin töreninden sonra gelip seni ailenden isteyeyim mi Allah'ın izniyle? Gerisi kolay. Bak Ömer. Eğer senin görev yerinle benim okulum aynı yere düşmezse... ...ben kaydımı dondururum. İç sınavlarına hazırlanırım. Ay 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 benim fedakar deprem. Bunları sonra konuşuruz tamam mı? Şimdi başka şeylerden bahsedelim. Mesela sonraki hayatımızda böyle huzurlu bir yere yerleşiriz, ha? Ama her şeyin olabilmesi için birazcık sabretmemiz gerekiyor, tamam mı? Olur. Olur, ben sabrederim, o kolay. Ama sen gittikten sonra beklemesi zor. İşin şurasında kaç gün kaldı ki gitmene? Şişt, yapma böyle. Bize bunlar hız gelir, tırız geçer. Biz neleri atlattık, Defne? Demesi kolay. Çok kolay. Sabretmesi zor. Günlerdir görüşmeyince bak ne hale geldim. En güzel sen de şimdi güzel mektup yazarsın, ucunu yakarsın. Olmaz mı? Hem böyle çok boş vaktin olacak. Sınav içinde bir gel tezkere şarkısı yaparsın. Olur canım, olur. Hatta duvara çizik atarım, geleceğin günleri sayarım. Sonra tezkereye kaç gün kalmış bakarım, olur mu? Olur. Ha şöyle gül Defne'm. Daha vedalaşmaya çok var. Törenden sonra geleyim seni bir isteyeyim. Hallolacak her şey, tamam mı? Ömer. Sayılı gün çabuk geçer değil mi? Geçecek. Geçecek. Beni özlediğin zaman ne yap biliyor musun? Sonunda birbirimize kavuşmak için bunları yapıyoruz. Onu düşün tamam mı? Anlaştık. Anlatsam kim anlar ki yarım kalmış hikayem var. Anlatsam kim anlar ki yarım kalmış hikayem var. Bu yalnızlık geçer belki, nasıl hain bu akşamlar. Yandı canım, biter mi yakanlar? Yandı canım, kim üfler dallanır yaralar? Yandı canım, söner. Yaralanmış izlerden, kimse ver içimden, ellerinden, ellerinden ben. Sıkı tutun. Neyse, lazım. Sıkı tutun. Kerem, kaç, 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 Kerem.
Ne olmuş? Halil abim benim için yaptı. Eline sağlık Halil abi. Seni seni istedi. Hemen. Melek. Tatlıyı da hallettim. Ellerine sağlık Vildan. Anne bak. Oo, uçuyorsun Seyit Ali. Şey mi kutluyor? Bilmem. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ne kadar güzel olmuşsun. Canım benim, sen de çok güzelsin. Hadi. Nasılsın lan? Ağırlar. Gide. Benim yakışıklı kardeşim. Tamam, tamam. Ay benim bir tanecik de gelmiş o. Gülce koş bak, sürpriz var Seyit Ali. Gel 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 gel. Gülce geldi. Hadi ben geldim. Hadi birlikte sallanın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hayırdır abi ya? Neyi kutluyoruz? Kutlanacak şeyler birikince bir araya gelelim dedik. Çok şükür yüzümüz de güldü biraz. Böyle gönül gönüle verince dirlik de neşe de peş sıra geliyor işte. Ne güzel söyledin. Biz de aynı şeyi konuştuk bugün. Evet. İyi hadi geçin. Hadi gelin. Hadi buyurun, Ömer'le Defne gelir birazdan. Başlarız. Seyit mi? Ya olanları duydum, çok üzüldüm. Ne duydun ki? Ya Mahmut'la Mithat birbirine girmiş. Bırakın çocuk ekmeğini kazansın ya. Abiliğe sığar mı tezgah devirmek? Ne tezgah, ne din ya? Mithat seyyar kebap yapıyormuş. Mahmut olay çıkarmış. İki kardeş birbirine girmişler. Zor ayırmışlar. Haberiniz yok muydu? Alo. Evet, dinliyorum. Abi, Halil'in bir bayi var ya, hepsi burada. Küçük bir kutlama yapıyorlar. Tamam. Toplanın, toplanın. Ben sizi tek tek dağıtmasını bilirim. Alpay, hadi canım, bekliyorum. Efendim Kenan Hanım? Sabah gönderdiğim evrak nerede? Onu çocuk dosyaya koymuştu. Vallahi bulamadım. Mavi kapaklı dolduğuna emin misin? Kırmızı kapaklı mıydı acaba? Ben mavi kapaklı dosyada diye hatırlıyorum ama. Ha. Vallahi baktım da göremedim herhalde. Tamam abi, sen bak sonra konuşuruz, oldu mu? Biz şimdi tam çıkıyorduk Kenan. Albayım. Burada saatçinin de ödemesi var yazıyor. Ödedik mi? Alpay. Ya oraya ödendi ödenmedi diye yazmamış mıyız? Bunlara dikkat etmek lazım albayım. Haklısın. Bay! Tamam anladım. Tamam Kenancığım. Biz çıkıyoruz şimdi, tamam mı? Yok albay, tamam. Hiçbir yere gitmiyorum ben. 40 yılda bir yere gidelim dedik, şu yaptığın şeye bak. Bir sürü şey çıkardı. Kenan'ım ben seni arayacağım. Paşa! Hayatım
Zehra da olsaydı ne yaptı? Alışabildi mi Ankara'ya? Yani keyfim yerinde diyor ama işte ben gözümün önünde olmayınca pek inanmıyorum. Sık sık gideceksiniz artık Ankara'ya Başak ha? Ya o mutlu olsun da ben gider gelirim ne olacak? Bir isteğimiz o değil mi zaten hayatta? Bak yüzleri gülüyor, her şey geçiyor bir anda. Kerem kaptırdı. Bence bu ara sanki senin böyle başka mutlulukların da var gibi geliyor bana. Işık. Bazen zaman geçer, duygular geçmez. Bence Halil sana çok iyi gelecek. Ben hep arkanızdayım sizin. Nerede kaldınız oğlum? Ölüyorduk açlıktan ha. Amcanca geldik. Hoş geldin. Gel. Kızım. Annem. Merhaba Defne'cim. Başak Hanım merhaba. Nasılsın? İyiyim güzel kızım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sen bugün bir güzelleşmişsin. Kimin annesiyim ben? Sizin için hazırlandım canım kızım benim. Ne olacak ben... çocuğu yordunuz ya. Çal ver. Çal, çal amca. 3, 4, hoppa. Bana yerleşmişsin. Biraz öyle oldu. Söyleyeyim bakalım hanginiz benim adama yerleşti? Kerem'e söyleme ama ben talibim. Gel bir söyleyeyim sana. Yerleşeceksiniz tabii. Artık benim yolum, yuvam başka. İnşallah çok mutlu olursunuz dayı. Defne'ciğim inşallah siz de çok mutlu olursunuz. Yani o biraz zor ama... Hangimizin işi kolay Defne abi? Ne? Nasıl kaptırdı Kerem'e bak. Ne yiğitlikte toplandık değil mi? Derdi tasayı bir kenara koyup hep beraber neşeyle bu sofrada yerimizi aldık. Rahmetli Hafız dayı günün değerini geceden biliriz derdi. Aldığımız her nefesin hakkını vererek dolu dolu yaşamalı, daha çok sevmeli, daha çok sarmalıyız birbirimizin yaralarını. Böylece zorluklarımız daha kolaylaşır. Mithat, Seyran. Birlikte yaşayacağınız ömrünüzün ilk adımını attınız. Allah tamamını erdirsin. Sımsıkı tuttuğunuz ellerinizi kimsenin ayırmasına izin vermeyin. Belki yalnız taktınız yüzüklerinizi ama... Bundan sonrasında hep beraberiz. Halil durdum. Az kalsın unutuyordum. Şişt, dakika.
Abla. Efendim? Ne oldu? Evet. Ya. Sana düşer melek. Nizar. Sevilen hadi gelin şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım inşallah Allah tamamını erdirsin. Ömrünüz bir mutluluğunuz daim olsun. Zehrancığım, hep beraber. Ablacığım. Çok, çok mutlu oldun değil mi Mithat? Çok teşekkür ederim ablacığım. Çok teşekkür ederim. Ya ben öyle çok konuşmayı beceremem ama Zeylan. Ne diyebiliriz ki? Gerçekten çok mutlu ettiniz bizi, çok duygulandırdınız. İyi ki varsınız, çok teşekkür ederiz hepinize. İyi ki varsınız, ne diyeyim? Tebrik ederiz. Aman uzattın ya Funda. Eninde sonunda açacaksın kapıyı Funda. Hadi aç şu kapıyı. Alpay hayır. Yüzünü görmek istemiyorum ya. Değil bir yere gitmek. Öyle mi? Peki. Görüşürüz. Gerizekalı. Git sen git. Kenan'ına git. Hoppa. Haydi gidelim, haydi, haydi gidelim, haydi, haydi gidelim, haydi. Gelin nişanlısına haydi, haydi gidelim, haydi.
Bitmez Badriye'nin siparişleri, bitmez. Hoş geldin baba. Yeni mi geldin baba sen daha? Sen öyle bir dur bakalım. Ne oldu baba, hayırdır? Sen kardeşinle kavga mı ettin? Bakayım da Sami'nin haberini ulaştırmışlar. Ya baba gitmiş kendi kendine sanayide seyyar araba yaptırmış hele. Abi bildiğin kebapçı arabalarından yok mu? Ha onlardan yaptırmış. Ya senin işin var, gücün var ya. Yediğin önünde, yemediğin ardında ya. Ya Allah aşkı için bu olacak iş mi baba? Ben onu öyle görünce gittim dağıttım arabasını. Ne ettin? Dağıttım arabasını baba. Ya Mahmut, sen ne diyorsun oğlum? Hı? Sorup soruşturmadan, yakıp yıkarak kardeşinin helal ekmeğinin önüne niye geçeyim? Ya baba Allah aşkı için ettiğin haneye bak hele. Ya kendi kendine gidip orada burada para kazanacağı yok olup gidecek. Hanamıza sırtını döndü babam, sen görmeyin bunu Allah aşkı için değil mi? Aha bak, senin bu yaptığınla köklerine sırtını döner. Kardeşinin kolun kanadını kesince ne oldu? He? Bir erkeğin elinden ekmeğini alırsam ne olur? Yüzünüz sağa mı döner yoksa namert olalım? Biz senden öyle öğrenmedik baba. Sen kendin demez miydin bize? Atanızın ocağında çalışacaksınız. Evinize, hanenize, ailenize, düzeninize sahip çıkacaksınız. Ortalıkta serseri gibi dolaşmayacaksınız. Akşam oldu mu evinize geleceksiniz. Demez miydin babam sen bize? Ya baba Allah aşkına. Daha dışarıdan biri duysa dediklerini beni yanlış bileceği. Yemin olsun. Ya Mahmut. Hala ettiğine doğru mu diyorsun sen? Bana söylesene. Yakıp yıkmanın neresi doğru? Hiç olmazsa biriniz ama. Biriniz beni doğru anlayaydınız ya. Ama benim koca kafam, koca kafam. Bir ömrüm boşa geçmiş demek ki. Boşuna. Hayatım. Sen iyi misin? Aşat. Bir şey mi oldu? Şimdi hastaneden aradılar. Sonuçları çıkmış Meleğin. Doktor yarın öğleden sonra hastaneye bekliyor. Nasıl peki? İyi değil Halil. Hiç iyi değil. Ya ne kadar mutlu bugün. Ben ona nasıl söyleyeceğim? Bir dakika söylemeyeceğiz. Tamam. Yani yarın ben götüreceğim onu doktora. Ayrıca onun iyi olması için elimizden geleni yapacağız, öyle değil mi? Sen de git elini yüzünü yıka, öyle gelme oraya. Güçlü olmalıyız, tamam? Tamam, eleğimize ihtiyacı var. İhsan. İhsan. Yalnız yakıştı pardon. Gerçekten. Anne. Ömer konuşmuş seninle. Konuştuk kızım. Evlenince başka şehire gideriz dedi. Defneciğim biz annemle kutlamalara başladık bile. Ne kutlaması Keremciğim? Senden kurtuluyoruz ya. Öyle yok kurtulmak falan. Kimseden ayrılmıyorum ben ya. Kutlama falan da yok. Hiç ben bırakır mıyım kızımı çocuklarımı? Sen benim kızımı niye üzüyorsun Kerem? Ya anne evlenip giden o. Ayrıca her seçim bir vazgeçiştir Defne abi. Annem boş ver sen onu. Sen iyi ki varsın. İyi ki yanımızdasın. Bizi hiç bırakma olur mu? Hiç bırakır mıyım ben sizi? Nefesim yettiği müddetçe ben hep yanınızdayım kızım. Her zaman arkanızdayım.
padişah olacaktım ben. Neden söz vermiştin? Evet, doğru olacaksın. Bak ben bugün halıhaneye gidip bir bakacağım. Senin için hazırlıklar yapıyorlar. Ne kadar çok şey hazırlıyorlar. Evet, onlar olunca sana düğün yapacağız. Yaşasın. Hadi yap sen güzelce kahvaltını. Siz ne karıştırıyorsunuz bakayım civcivler? Anneciğim, bu senin. Bu neymiş? Anne, onu babam bizim adımıza açtırmış. Her ayda para yatıracakmış. Kulüp de oraya yatıracak parayı. İyi. Ne güzel, bunu kaybetmeyin. Harcarsınız burada. Anneciğim, bizim ihtiyacımız olanı sen zaten veriyorsun bize. Neye gerek varsa buradan alırsın. Hem şimdi sünnet var. Elinin bir şeye ihtiyacı olur, onu alırsın. Siz ne ara bu kadar büyüdünüz? Yok, ben daha küçüğüm. Vallahi ben daha küçüğüm. Onu evlenme yaşına gelen kızına sor. Kerem ya. Alo. Günaydın, nasılsın? Günaydın Melek, iyiyim. Sağ olasın. Başak'la konuştum da sonuçlar çıkmış. Ben öğleden sonra gelip seni alacağım, hastaneye gideceğiz, tamam? Tamam. Biz de kahvaltı yapıyoruz şimdi çocuklarla. Tamam, konuşuruz. Tamam, görüşürüz. Efendim Alpay. Kaç defa aradım, açmıyorsun. Sabahtan beri arıyorum. Sana da iyi günler Alpay. Ne istiyorsun? Okuldan sonra çocuğu ben alacağım, haberin olsun. Hafta sonu alsaydın. Hayır, sana zor olur diye söylüyorum ya. Yani okulu var şimdi. Geçen hafta da almadım. Zaten konakta kalıyor çocuk. Tamam, uzatma, tamam. Ben hazırlarım o zaman, eşyalarını alırsın okul çıkışında, tamam. Seyit Ali, bugün okul çıkışında baba alacakmış seni. Ben çok özledim oğlumu diye. Evet. Hadi güzelce yap kahvaltını, sütünü de bitir oğlum. Hadi benim ballı katlı. Oh. Benim ballı katlı. Hadi oğlum. Hadi yapın güzelce kahvaltınızı. Hayırlı günler kızım. Hatice teyze. İlaç mı lazım, söylesen getirirdim. İlaç değil mesele kızım. Evde bulamayınca buraya geldim. Malum kira 10 gün gecikti. Ne olursun kusura bakma. İşsizdim bir süredir biliyorsun. Ama işe girdim. Avansımla ödeyeceğim kirayı, söz. Bileyim de kızım. Merhametin altında maraz yatıyı değiller. Sen de bunu bileyim değil mi? Kulağıma çalındı. Ev bakıymışsın. Borcunu harcını ödeyip çıkacaksan önceden de haber etmek icap eder. Zor zamanında kapımı açtım. Değil mi? Nereden çıktı Hatice teyze? Ev falan bakmıyorum ki ben. Ben bilmem. İkaz edeyim de ağzımızın tadı kaçmasın. Karadağlar eski ahbabım. Zati aramız nahoş. Bir de para meselesi istemeyeyim. Bunun Karadağlar'la hiçbir ilgisi yok Hatice teyze. Kiracım benim. Ben de avansımı alır almaz ödeyeceğim kiranı, tamam mı? İyi madem. Havar edersin. Ederim. Ben yatağın süslerinin siparişini verdim. Bir de buraya taht gelici, taht siparişi verdim. Başka da bir şey lazımsa haber verim ha. Seyit Ali ne kadar mutlu olur abim. Çok sağ ol ama hiç o kadar masrafa gerek yok. Masraflık bir şey yok. Kaç para tutucu o? Ben söz verdim çocuğa. Mahmut 3 oraya 5 buraya derken dünyanın masrafı tutar yani. Cemal amca da kirves değil mi? Biraz da o düşünsün. Herkes üzerine düşeni yapar Kadriye. Halacığım, Defne söylemişti, havlular, kırlentler, neler neler hazırlamışsınız ama ben şimdi neyin ucundan tutayım bilemedim. Kızım, sen işine gücüne bak, biz her şeyi hallediyiz. Olur mu öyle, ben misafir gibi mi geleyim hala? Başka türlü nasıl geleceksin ki?
Babamın sözü yerde mi kalıcı? Oğlumun mürvetine geleceğim herhalde Kadriye. Yani babam konakta yapmayı düşünmüşse bir bildiği vardır. Sen tasalanma. Herkes yerini yurdunu bilirse, geleceğe gideceği zamana uyarsa bir sorun çıkmaz. Duydun işte. Günaydın baba. Çocuklarınla ikide bir düzenini bozmaya gerek yok. Madem saldın, birkaç gün burada kalsınlar. Tamam, tabii ki. Bugün Alpay alacaktı Seyit Ali'ye. O zaman söyleyeyim, akşam buraya bıraksın. Bu ne diye alıymış ki? Anla bile gözünün önündeki çocuğu görmüyor. Ya onun ettiği iş güzellikten başka bir şey değil baba ya. Ya senin yaptığın ne? Dükkan açılalı onca saat olmuş. Burada lahır diye diyor. Biz de aldık nasibimizi. Hayırlı işlerin olsun Seyit Ali. Hayırlı işler. Üzme tatlı canlı kızım. Öyle böyle yatış için. Funda. Funda. Kanamaların şiddeti ve vücudunuzdaki morluklar beni endişelendirmişti ama yine de sonuçların daha iyi olacağını bekliyorum. Çok mu kötü? Maalesef uyguladığımız tedavi işe yaramıyor Melek Hanım. Hastalığınız hızla ilerliyor. Bundan sonra kanamalarınız sıklaşabilir. Şiddet artabilir. Mümkünse bundan sonra yanınızda bir yakınınız bulunsun. Yalnız kalmayın. Açık konuşabilirsiniz. Bundan sonra ne olacak yani? Yani ne kadar vaktim? Melek. Bunları konuşmaya gelmedik. Yani bir çözüm olmalı. Öyle değil mi? Bu ilaç işe yaramadıysa başka bir yolu vardır mutlaka. Öyle değil mi doktor bey? Kabullenmesi çok zor bir süreç biliyorum. Boş yere umutlandırmak istemem sizi ama yurt dışında yeni bir ilaç kullanılmaya başlandı. Yalnızca birkaç hastada denendi. Yan etkileri de oldukça fazla. Ama bir işe yarar mı, yaramaz mı bilmiyorum. Olsun, denemeye değer. Öyle değil mi? Elbette. Ama öncelikle Melek Hanım'ın bağışıklık sistemini güçlendirmemiz gerekiyor. Bünyesi oldukça zayıf düştü son günlerde. Bir de yeni bir protokolü kaldırabilir mi, kaldıramaz mı bilmiyorum. Ama olabilir. Yani bağışıklığı düzelir, değerleri de yükselirse kullanılabilir. Öyle değil mi? Bu Melek Hanım'a bağlı. Daha önce de söylemiştim. Stres, üzüntü ve yorgunluk hastalığını tetikliyor. Bunlara dikkat etmeli. Beslenmesine özen göstermeli. Moral bu hastalığın tedavisinde olmazsa olmazımız. Öyle tabii. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Herkes soyunma odasına. Kerem, Emre.
Oğlum sakatlıktan yeni çıktın. Bu kadar agresif oynamanın bir anlamı yok. Başımıza iş çıkaracaksın. Kerem, aferin oğlum. Takıma çok kısa sürede adapte oldun. Böyle devam edersen önümüzdeki müsabakada oynatacağım seni. Sağ olun hocam. Sizi utandırmayacağım, söz. Nasıl yani hocam? Çift forvet mi çıkacağız maça, anlamadım. O benim işim oğlum. Sen kendi işine bak. Efendim. Neredesin sen? Eve gittim yoksun. Arıyorum arıyorum açmıyorsun. Demek ki konuşmak istemiyorum Alpaycığım. Ne var bunda anlaşılmayacak? Neden ısrar ediyorsun? Fundacığım bak son zamanlarda çok yorgunuz. Çok stresliyiz. Evlendiğimiz günden beri yaşamadığımız şey kalmadı. Lütfen merak ediyorum seni uzatma tamam mı? AVM'deyim ya. Kafa dağıtıyorum biraz işte. Tamam. Dağıt kafanı. Yeterli diyorsun yani. Bunca olaydan sonra AVM'de olmam yeterli. İnsan bir yere gidelim Fundacığım, biraz dinlenelim, birbirimize zaman ayıralım der ama nerede tabii. Tamam gidelim, olur. Ben sana uyarım. Gerçekten mi? Gidelim mi yani? Tamam. Tamam bakıyorum o zaman ben. Tamam görüşürüz hadi. Ömer ben sana bir şey soracağım. Ben annemin kolunda morluk gördüm. Kötü bir şey yoktur değil mi? Sence neden olabilir? Efendim, bu hastanın belirtilerinde böyle yorgunluk, ne bileyim morluklar böyle şeyler olur. Normal. Daha kötüye gitmiyor durumu. Benden bir şey saklamıyorsun. Hayır. Beyaz Hoca çok yakından ilgileniyor. Ben şahidim. Endişelenecek hiçbir şey yok. Ömer sen gidince ben kime soracağım annemin durumunu? Halil abi biz üzülmeyelim diye bir şey demeyecek. Dayıma sorsam onun ağzını bıçak açmaz. Ben uzakta da olsam kayınvalidemle ilgileneceğim. Söz ver bana. Benden bir şey saklamayacaksın. Söz veriyorum. Senden bir şey saklamayacağım. Halam arıyor. Hala. Evet tabii tabii geleceğim yardıma ben. Tamam halam geliyorum ben birazdan. Tamam. Efe bilmiyorum farkında mısın ama ben birkaç gün sonra askere gideceğim. Ama ne yapayım hazırlık yapıyorlar yardım edeceğim. Dedem zaten bilerek yapıyor herhalde ben anlamadım. Aynen. Kadriye abla radar gibidir eminim. Tabii canım çip taksalar şaşırmam. Neyse olsun. İleride biz bunları böyle gülerek hatırlayacağız değil mi? Öyle olacaksa ben razıyım, beklerim, sabrederim. Olacak. Bak. Bak. Hadi geç olmadan kalk. Oturalım birazcık. Hadi kalkalım. Anlaşıldı. Bugün seni bu kadar görmek kısmetimizde varmış. Hesap alabilir miyim? Ama emri vaki yaparken düşünecek. Ayrıca senin kaldığın otel çok güzel. Daha ne istiyorsun? Ben sana dedim ama. Benim bir kocam var dedim, bir düzenim var dedim. Hiç vallahi. Şimdi oturacaksın, orada sıranı bekleyeceksin. İyi, hadi bakalım. Bu sessizliğin beni ürkütüyor.
Daha geçen gün yaşamak için sebeplerini sıralıyordu. Bak sen iyi olursan, inancını kaybetmezsen her şeye çare bulunur. Ya ben seni de anlıyorum. Kolay değil. Ama ben varım. Çocukların var. Ben yanınızda ne kadar kalacağım Halil? Ömrüm şu yol gibi hızlı akıp geçiyor. Deme öyle Melek. Yüzülerek kahrolarak çare bulamayız ki bir şeye. Ya iyi şeyler de söyledi. Yeni bir ilaçtan bahsetti. Önce bir sakinleşelim. Doktorun dediklerini bir değerlendirelim, tamam mı? Aklım, kalbim karmakarışık Halil. Ne düşüneceğimi bilmiyorum ben. Bir an çocuklarım için her şeye göğüs gerecek gücü buluyorum. Bir an tutunduğum her şeyden ellerimi çekmek istiyorum. Sen bırakırsan ben tutacağım. Bunu aklından çıkarma, tamam mı? Tat, bir şeyler yer misin artık lütfen? Bak dokunmamışsın bile. İştahım yok Seyran. Sıkma canım artık lütfen. Öyle deme ya. Kaç gündür hevesle hazırladım arabayı. Çiçek gibi olmuştu. Akşam ilk ateşi yakıp size kebap yapacaktım. Yine yaparsın. Ne olur sıkma canımı. Ya düşündükçe daha çok canım yanıyor. Abim böyle bir adam değildi. Hazmedemiyorum Seyran. Hazmedemiyorum. Ya biz birbirimizi dinlemeyi, anlamayı ne zaman unuttuk böyle? Senin doğrun ona yanlış geliyor işte. Hayır, onları anlıyorum. Onlar senin ailen. Ama diğer herkes niye bizim üstümüze geliyor, ben onu anlamıyorum. Başka kim ne yaptı? Ay boş ver, konuşuruz sonra. Yapma Seyran, söyle. Hatice teyze. Kira bir 10 gün kadar gecikti. O da geldi buraya, konuştu, sinirlerimi bozdu. Ya kaçmadık ya, buradayız herhalde, ödeyeceğiz kirayı. O kaçtığımızı düşünmüş ama. Nasıl? Bilmiyorum ki, anlamadım. Biri gidip ona ev aradığımı mı söylemiş, ne yapmış? Geldi buraya, kirayı ödemeden kaçmayacaksınız değil mi falan diyor, sinirlerimi bozdu. Yeter ama ya. Ben bulaşmayayım dedikçe sıçrıyorlar üzerimize. Kimler? Ben biliyorum kimin olduğunu. Nereye? Mithat... Zamanın birinde hastalığına şifa arayan bir hasta varmış. En sonunda bir yerde bir hekimin her hastalığa çare olduğunu duymuş. Büyük bir umutla gitmiş, kapısına dayanmış. Hekim nabzına bakalım demiş. Adam şaşırmış. Nabzımda değil, kalbim hasta demiş. Hekim de gün görmüş edasıyla gülmeye başlamış. Ve arkasından nabzını dinlemiş. Adama demiş ki, nabız kalbin aynasıdır. Kalbin de nabzın gibi tekleyerek yavaş atıyor. Çaren bunu hızlandırmakta. Seni üzen şeylerden uzak duracaksın. Sevgiyi, mutluluğu, aşkı, yaşamı arayacaksın. İşte o zaman iyileşeceksin demiş. Adam hekimin yanından büyük bir hayal kırıklığıyla ayrılmış. İlaç bile vermemiş çünkü. Ama dediklerini de yapmış. Günler, aylar geçmiş. Adamın o tekleyen kalbi gümbür gümbür atmaya başlamış. Artık hastalığından hiçbir eser kalmamış. Demem o ki, her şey arayıştan ibarettir. Aşk da, sevgi de, mutluluk da, yaşam da arayıştan ibarettir. Sen 20 yıl gurbetin, acının kollarında bu hastalığı kendine yaren edinmişsin. Ama artık bitti. Gurbet yok. Bak buradayız. Beraberiz. Artık elemi kederi bırakacaksın, tamam mı? Seni üzen şeylerden uzak duracaksın.
Yüzünü güneşe döneceksin. Evet. Yaşamın şah damarı meleğim. Umut. Yaşamın şah damarı. Bunu asla unutma. Tamam mı? Bunu unutmak yok. Söylesin. Bunun prosedürü yok mu? Ya, bunun bir yolu yöntemi yok mu ya? Böyle mi olur? Ya bir dakika ya Zeynep! Ya bir dakika be adamla bir konuşa kadar ya! Ya arkadaşım ben sana şunu demeye çalışayım. Ya bu adamlar senetlerini, sepetlerini takip eden adamlar. Bu paraları yenik düşecek adamlar değil bunlar. Bir yanlışlık vardır bu işte diyeyim sana. Neden anlamıyorsunuz? Senetler ödenmemiş diyorum. Hayır, senet ödenmemiş. Ne olmuş ya. Kıyamet bu kokucuğum? Ya etme gözünü seveyim bak bunda bir yanlışlık var ya. Ya biraz daha bekleyin size bir kahve ikram edeyim. Ha, bak bir kahve için ya. Ya gel hele bir kahve. Mümkün değil beyefendi. Avukat bey. Böyle de olmaz ki. Bir orta yol bulunur elbet. Müvekkilim senedin haciz işlemini başlatmamı istiyor. Lütfen dükkana girip işlemi başlat. Ya arkadaşım ya, öyle dükkana girmek falan yok. Olmaz bu işler. Bak dinleyiciniz var, dinleyiciniz. Allah, ettiğiniz hakikaten ayıp ama ya. Bakın görev başındaki memura mukavemet etmek bir suçtur. Lütfen izin verin. Halil-i Cumali Bey'i aradınız mı? Aradık aç bilgisi. Beyefendi, bunlar kaç yıllık köklü esnaf. Muhakkak bir yanlış anlaşılma olmuştur. Biz yasalar ne diyorsa onu yapıyoruz. Lütfen izin verin. Allah ya sen Allah de bize izin ver. Ya bizi dinlemeyin. Konuşma izin ver. Hak et söyle. Dükkanın sahibi burada. Dükkanın sahibi yok. Girdiğimiz adam. Bize izin ver. Ya bizi dinlemeyin. Lütfen işlemi başlatalım. Ya bir durun. Ya avukat bey ya. Allah aşkı için hangi işlemi başlattınız ya? Diğer tarafı yazalım. Ya dinlemeyin adam bize. Buradaki fırını yazalım. Ya yaz al sandalyeleri de yaz. Masaları da yaz. Dolabı yazalım. Yaz. Malzemeleri yazalım. Mutfak gereçlerini yazalım lütfen. Ya yaz yaz. Bırakmayın sakın burada. Sakın burada bir şey bırakmayın. Hepsini yazın ha. Bakın. Cumali Bey sözünün eridir. Ödeme neyse gerekirse biz yapalım. 35 bin Türk lirasını hemen ödeyebilecekseniz işlemi durdurabilirim. Ya avukat bey Allah rızası için diyeyim size ya. Ya bu adamlar bu 35 bin TL'yi çıkaramayacak adamlar değiller. Ya bize bir müsaade edin Allah aşkı için ya. Ya aç Cumali emmi aç aç. Ya ayıp oluyor ya. Yangından mal kaçırmaya mı geldiniz? Kaçan göçen yok ki. Vallahi onu bilemem. Ödemeyi hemen yaparsanız dosyayı kapatabilirim. Aksi halde lütfen işimi yapmama mani olmayın. Siz bir çay içseniz bankaya kadar gidip gelsek. Üzgünüm. Allah Allah, Allah Allah. Yani yapıcı değilsiniz avukat bey, yıkıcısınız yani. Ya bir bankaya gidelim gelelim deyik size. Ya bu 35 bin lira şak diye biz nereden çıkaralım? Saat daha kaç? Biz yasalar ne diyorsa onu yapıyoruz. Kasada ne kadar varsa al getir. Tamam abi. Bir ön ödeme yapsak size. Ya biraz anlayışlı, biraz insaflı olur insan hele ya. Onu yaz, bunu yaz, onu yaz. Ya halledecek ya bankaya gidelim gelelim halledecek. Ama yok. Abi bu kadar oldu. Hadi çıkarın kimlere varsa versin ya. Ben toptancıya vereceğim inşallah iş görsün. Al abi benden de bu kadar. Ben de 1200 lira para çıktı. Buyurun sayın. Gerisini yarın halledelim. Ya acıktım diyorum acıktım. Oğlum tamam. Tamam az kaldı bekle biraz. Çocuğu getirmeyi planlamışsın. Yola çıkmadan karnını doyurmayı da planlayacaksın Alpay. Ya bu düşüncesizlikten artık Eyfel Kulesi'ni açtı ya. Nereden bileyim bugün otel ayarlayacağını? He? Telaştan unuttuk herhalde. Seyitçim Ali'cim, biz birazdan çok güzel yemekler yiyeceğiz biliyor musun? Ama yemeden önce seninle bir oyun oynayalım mı? Ne oynayacağız ki? Oyuncak mı var burada? Hayır oyuncak yok ama bak şimdi böyle yoldan gidiyoruz ya. Yoldaki ağaçları sayabiliriz istersen. Bakalım kim kaç tane sayacak? Ya ben saymak istemiyorum. Acıktım diyorum ya acıktım. Alpay. Bir müsait yerde sağ çek. Dayanamıyorum. Çığlık atacağım artık.
Bunları yıkayıp ütüledikten sonra aralarına lavanta koy. Yenge! Yenge neredesin? Mithat! Hala yengem nerede? Hayır dur oğlum, deli mayın gibi düştün avluya. Hala yengem nerede? Odasındadır oğlum. Yenge! Yenge! Yenge çık dışarı! Yenge çık dışarı! Yenge! Yenge çık! Ne oluyor Mithat? Ya sen Seyran'dan ne istiyorsun? Senin Seyran'la derdin ne? Anlamadım. Anlatayım yenge. Senin benim sevdiğim kadınla derdin ne? Ya Ömer, niye getirdin ki beni bu kadar yakına? Yürürdüm ben. Ömer, nereye geliyorsun ya? Ya ben sana kıyabilir miyim hiç ya? Ya biri görecek şimdi. Ya görsün. Görsün vallahi artık. Korku falan yok. Boşta mı taktık bunları? Ya orası öyle de bak. Hadi git. Ya bu yok. Herkes andadır bu saatte, merak etme. Ömer tamam, görüşürüz. Ya Zeynel ne var? Ne oldu? Kaç oldu? Aradığın açmayayım ha. Cumale mi? Cumale mi? Yetiş. Dükkana icra memurları geldi. Ya ne yaptıysak adamları durduramadık. Dükkandaki bütün demirbaşın listesini alıyorlar. Ne olursun yetiş, koş. Zeynel sen ne diyorsun? Yavaş gel oğlum. Ne icrası? Ne dükkanı? Ya anlamadık ki usta. Borç mu, senet mi, ne varmış? Adamlara ne yaptıysak mani olamadık. Halil abi elde aradık. O da açmadı. Ya ne olursun yetiş Cumale. Kapatıyorum, kapat. Baklavacı. Dün de unuttum şimdi. Cumali. Anne! Oğlum sen... Bir varmış, bir yokmuş.